Emekli maaş zammında bomba rakam. SGK uzmanı net maaşı açıkladı. SGK uzmanı Emin Yılmaz Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre emeklilere yapılacak olan zam oranının ne kadar olacağını açıkladı. İşte tüm ayrıntılar. Temmuz ayında emeklilere 6 aylık enflasyon farkı göz önüne alınarak %24,73 oranında bir maaş artışı yapılmış ve en düşük emekli maaşı 12500 TL'ye çıkarılmıştı. Ancak açlık sınırının 19234 Türk Lirası olduğu bir ortamda bu tutarın emekliler için yetersiz kaldığı belirtiliyor. Emekliler, en düşük maaşların asgari ücret seviyesine çekilmesini talep ederken AKP'nin bu yönde bir planı bulunmadığı ifade ediliyor. Ocak ayına kadar emekli maaşlarına yeni bir artış yapılması beklenmiyor ancak yıl sonu zam oranı ile ilgili bazı tahminler şekillenmeye başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan yıl sonu enflasyon tahmini anketi, enflasyon oranlarının belirsizliğini yansıtıyor. Emin Yılmaz'dan zam tahmini. SGK uzmanı Emin Yılmaz, Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyon tahmini anketine dayanarak emeklilere yapılacak zammın oranını açıkladı. Yılmaz'ın açıklamasına göre, 70 piyasa uzmanının katıldığı ankette 2024 yılının enflasyon oranı %43,31 olarak tahmin edilmiş. Bu durumda Temmuz oralık 2024 enflasyon tahmini %14,90 olacak ve Sosyal Sigortalar Kurumu ile Bağkur emeklilerinin alacağı zam oranı da bu seviyede olacak. %38'lik bir hedef enflasyon gerçekleşirse emeklilere yapılacak maaş artışının %10,64 olacağı öngörülüyor. Yılmaz %40'lık bir enflasyon tahmini durumunda maaş farkının %12,24 olabileceğini belirtti en düşük emekli maaşları 15 binası Türk lirası olacak. Yılmaz, ayrıca Ocak ayında en düşük emekli maaşlarının 15.000 TL'ye yükselebileceğini, kök maaşı 11.500 TL'nin altında olan emeklilerin sıfır zam riski ile karşılaşabileceğini söyledi. Bu hesaplamalar doğrultusunda, mevcut en düşük maaşın 12.500 TL'den 15.000 TL'ye çıkarılmasının gerekli olduğunu ifade etti.